Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar inşallah. Biz böyle bir video yapalım dedik. İftardan sonra neler yapıyoruz, neler yiyip neler içiyoruz. Ama biraz saçma olacak çünkü iftardan sonra kesinlikle böyle bir şeyler yiyip içmiyoruz. Bugün günlerden cuma. Videom ne zaman gelir bir şey diyemeyeceğim. Ama böyle cuma olduğu için de yarın hepimiz evdeyiz. O yüzden böyle bir oturup muhabbet edelim ve sizinle paylaşalım istedik. Değil mi? Evet. Ve İlknur şöyle güzel bir pasta yaptı. Değil mi kızım? Evet. Şimdi sizinle onu paylaşacağız. Bakalım İlknur'un eseri nasıl olmuş. Hadi başla. Neye benzettim biliyor musun? Kel kafalı böyle. Üstünde 3-5 tane saç var. Seninki gibi. Vallahi. Hay Allah'ım ya. Hadi bakalım. Bismillah de. Nasıl keseyim? Böyle mi keseyim? Nasıl böyle mi? Böyle kes. Sen nasıl istiyorsan öyle kes. Sence? Bilmiyorum anneciğim. Valla ben de bilmiyorum. Sen söyle. Arkadaşlar nasıl kessin siz söyleyin. Ne saçma şey. Ya yaş pasta gibi kessin böyle, ya. Böyle mi yapayım? Yap kızım. Önce yapıyor ortadan. Mu? Ben yapıyorum ayar. Sen şöyle. Bir dakika çek elini. İlk önce ortadan ikiye böl. Senin için daha rahat şimdi olur. Şimdi söyle insanlara. Çok acıktıysan onu 8'e böl. Az acıktıysan 2'ye böl. Aynen. Kızım yaş pasta değil mi? Çek böyle ya kütür kütür. İçini bilmiyorsun. O yüzden öyle yapıyorum. İçinde sürpriz var. Araba anahtarı. Param koydum. Afiyet. İbo. Benim o. Nasılsın? Yıkılmadık, ayaktayız. Yıkılmadık. Şükürüz. Çok şükür. Ayağım. Elhamdülillah. Ama tavuklar böyle lan kız. Çok evet, büyük o. Aynen. Şimdi İlknur annen hepsini kesme. O parçayı bir daha ortadan al. Ha, diğerleri kalsın. Yine büyük değil mi? Yok. Tamam. Ben hepsini yiyemem ama. Ben hepsini yiyemem. Bunu önce yerim. Giz. Koyma oraya. Nereye? Bir şey olmaz. Olsun. Olsun. Bakalım nasıl olmuş İlknur'un yaptığı pasta. Bekliyoruz mu? Evet, bekliyoruz. Hadi. Olsun pasta, biz. Pasta. Vay, saatim vay, geldi, alarm ötüyor. Eğer bu pastaysa. Vay. Yere düştü. Evet, yaş pasta şeklinde oldu kızım. Ömer. Çok güzel. Pasta. Ellerine sağlık. Arasındaki beyazı ne İlknur? Arkadaşlar bu pastayı yaparken ben yanımda yoktum. Al İbrahim. Al Ömer. Ben biraz rahatsızlandım. Bu aralar tansiyonum çok yükseliyor. Bir şey dedim, yapıyor musun? Sabahları İbo söyledi ki sabahları resim çektim. Ilık kaynak suyun içine, kaynamış suyun içine kaynaklı. Limon. Suyu önce kaynatıyorum işte ha, onu demek istedim. Limon sıkıp içiyorum. Ondan sonra ilaçlarımı alıyorum. Yani sıcak su ve limon. Bu akşam da bol bol sarımsak yedim. Amanin. Sarımsak çok acıydı. Bir videomda paylaşmıştım. Aldi'den aldım. Ama acayip acı bir sarımsaktı. Sarımsağın öyle aromalısı nasıl oluyor, iyi mi oluyor bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Çok acıydı, ta ki midemi ağrıttı. Şimdi biraz iyiyim ama. Şekerim az bunu. Şaka bir neler nasıl var? Şekeri az sözünü. Tuzu çok. Kavram biber atmayı unuttum. Şeker var mı kahve için? Kahve için şeker. Hemen getiriyorum oğlum, bir dakika. Tamamdır. Benim var mı suyum? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. Çünkü kahve şekerli içilmiyor bizlerce.
Bir Ömer istedi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Nasıl? İyi mi pasta? Ben de kendime şöyle papatya çayı yaptırdım. Alıyor mu kızım ekran? Telefonumu çekiyor mu diye baktım. Alıyor. Heh, tamam. Kapanmış mı? Onlar çay yok. Çay kahve içiyor. Ben papatya çayı içeceğim. Başım var ya. Zongur zongur diyor. Valla ben sarımsaktan çok kötü oldum. Çok sarımsak yedim. 3 diş, 1 diş sofrada yedim. Bir de cacık yedim arkadaşlar. Ağzınızdan uzak olsun. Yani cidden midem şu an sarımsak dolu. Güzel. Çilek gelmedi mi Ömer sana denk? Bakayım. Benim pasta da var. Ya hadi hepsini yedin. Şu sütü alalım. Sende çok çilek var İlknur. Hayırdır, senin özelliğin ne? Bütün çilekleri kendine toplamış. Bak, güzel bir resim gösterebilirdi. Şu resmi. Şunu. Evet, gösterebilirsin. Değil mi? Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar iftardan sonra? Nasıl geçiyor iftarınız? İftardan sonra tabii ki. Bizim gibi böyle oturup bir şeyler yiyor musunuz yoksa? Oturmadan mı? Gerçi midede yer kalmıyor. İftar geç yapılıyor. Değil mi? Burada. Biz de o yüzden. Türkiye'de, ama Türkiye'dekiler 3-4 öğün yiyor ve gece 9 gece yani. 21, 22, 23. 24, 25. Hep yemek yeniliyor, sofra kuruluyor. Türkiye'de oluyor. Evet. Sabaha kadar bekliyorlar sahuru. Aynen. Mesela bundan kaç sene evvel gittik lan? 5 sene, 10 sene evvel gittiğimizde. Ramazan'a denk gelmişti. Yani Ramazan'a bir hafta falan da geçirmiştik. Sahuru sabaha kadar bekliyorlar. Evet. Türkiye'de bir başka oluyor ya. Ama çok balkonda, ama parkta, ama dışarıda bekliyor hepsi. Çaylarını alıp dışarı çıkıyorlar. Ne güzel. Evet. Ben pasta bana çok gelecek dedim ama yok. La. Güzel, hafif oldu. Öyle. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Neydin de ağzım yanında? İşte, sarımsak çok acıydı. Sıcak bir şey yedim sanki. Çorba. Ha, doğru. Çorba yedim ben ya. Çorba severim. Evet. Sarımsak da severim. Yarına ne yapıyoruz? Yarına bilmiyorum. Dışarı çıkıp gezeriz bol bol. Ne? Nereye? Her yeri şey dolu. 1 Mayıs. Aa, ben onu unuttum, evet. Her yerin kapalı. 1 Mayıs. Ben de bugün hep şey yaptım. Hani hayal mi kurdum diyeyim, ne diyeyim bu? 2 Mayıs diye. Bugün hayır. Bugün hani ev işi falan yok. Kızla, İlknur'la bugün alışverişe de gittim. Oh. Her şeyim var çok şükür. Elhamdülillah. Ama hani dedim yarın hafta sonu cumartesi pazar hep gezelim diye düşündüm. Bu biraz zor olur. Yani mesela, gezersin de bu etrafı gezersin. Mesela birine gitsek olur mu? Olur. O zaman yarın bir ablamıza gidelim. Niyetleniyoruz ya. Bir kişi gidebilir bir evde. Hadi. Ne? Çok saçma. Çok kötü oldu ya. Ama saçma. Türkiye'de de yasaklar varmış. Çok saçma. Ayın 17'sine kadar. Çok saçma. Niye saçma kızım? Şimdi bir evden bir kişi yani gidiliyor. Önce sen gideceksin baba. Geri geleceksin. Anne gidecek. Yok. Ne yapıyoruz? Anneyi böyle arkamıza çekme kovan bavulun içine koyarız. Peşimize çekeriz. Mesela ben şimdi buradan Hülya ablama selam gönderiyorum. Benim kader arkadaşıma.
yarın eğer izliyordur bu videomu %100 izler. Bu videoyu da yarın atacağım. Ne? Bu videoyu açacağım yarın vakit kaybetmeden. Çekme, boşuna çekme. Hani Hülya ablaya gidemez miyiz biz şimdi? İlla tek kişi mi gidecek? Ya seni ben çantaya koyarım, sırt çantasını götürürüm. Sırt çanta. Ya ciddi söylüyorum, dalga geçmeyin ya. Yok lan. Olmuyor mu? Sen kader arkadaşına gidersin Hülya ablana. Ben de senin kader arkadaşının kocasına, eşine giderim. Kadir abiye. Buradan selam olsun abla sizlere. Aynen. Çünkü çok yıl mı olacak ya? Ne zaman görüştük biz onlarla? İşte bu pandemide. Aa, ben bizim eve geldiydi. Hülya abla bize geldiydi. Ben daha birkaç hafta eve gittim onlara. Sen onlara şey götürdün. Lokma falan yaptıydım ya, helva. Ben nerede gittim? Benim yaptığımı götürmüştüm. Ha, öbürünü Hüseyin götürmüştü. Keki götürmüştü sen. Ben onlara çalışıyordum. Hı-hı. Ama ben çok uzun zaman... Yok ya. Bir gittiydik ara sıra değil mi? Hı-hı. Bu dilini mi yuttun? Yok. Yorgunluk mu bastı? Ya halinde 5:30'da kalkıyorsun sabah. Akşam olmuş 11. Hatta kaç olduğunu bilmiyorum. Kaçla? Hı-hı. Tamam, bak Ömer de yatıyor. Yani biz orada iftardan sonra böyleyiz. Yatıyoruz. Oğlum senin sesin hiç çıkmıyor Ömer. Hayır, okay. Yani biraz daha canlı oluruz akşam üzeri. Evet. Şey yaparız. Ama ben hani... Disko. Disko mu? Ben böyle bunu iftardan sonrayı hani pasta var diye değerlendirmek istedim. Hem kızım yaptı, ellerine sağlık. Onu da paylaşmak istedim. Çünkü bir videomda bahsettim pasta yapacak diye. Bugünkü videomda dedim ya. İlk dur içeride pasta yapıyor dedim. Şimdi takipçilerim, o videomu daha paylaşmadım. Şimdi takipçilerim der illa hani paylaşsaydın biz de görseydik Nur'un yaptığı pastayı diye. O yüzden. Ben dedim saçlarım döktü. Ne döktü saçlarını? Pasta. Kimin? Nasıl oldu baba? Her ağzın dibi aynı. Güzel pasta oldu, nasıl oldu? Ooo 10 numara 8 yıldız. Ellerine sağlıksın. Güzel oldu. Tarifini alabilir miyiz? Hayır. Neden? Çekseydin. Ben biliyorum. Ama rahatsızlandım kızım, sen de gördün. Hayır. Ben biliyorum ne var. Un. Çilek. Çikolata. Çikolata yok ki bunda. Yok. Kakao ya. Çikolata yüzüme bakma işte. Kakao. Aynen. Zane. Her şey şahane. Bu da un şey yapıyorsunuz yani böyle. Kek. Nein, şu. Muhallebi mi? Muhallebi. Ömer öyle hiç ses çıkarmaz arkadaşlar. Dokunmayın Ömer'ime. Hüseyin de içeride odada. Gel oğlum dedim, yok. O da çekiniyor. Allah versin. Maşallah değil, bizim çocuklar çok çekingen. Oo. Ömer'in böyle olduğuna bakmayın. Hiç anneye çekinmemişler diyeyim ya. Ben çekingen miyim? Sen mi? Hı. He. Cidden mi? Valla. Bilmem. Ben hiç çekingen görmüyorum kendimi. Ben başka görüyorum. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Sen hiç çekingen değilsin. Sen çok cana yakınsın. Çok. Bana ne, bana ne? Sempatik, çok cana yakın, şakacı, esprili. Sağ olasın. Ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Yani bunu herkes söylüyor. Kim herkes? Tanıdıklar. He. Yani yabancılık çekmem. Ben tanıyor muyum? Yani yabancılık çekmem ben. He, onu diyeceğim yani biriyle, hani birini dışarıda gördüğün zaman hemen iki muhabbet edip hemen tanışabiliyor. Oo, kaçıyorlar benden artık. Çok da uyduk diye muhabbet ediyorlar. Kafranda birisini gördüm. Bir komşuyu. Bizim üstte. Hani benim arabamın aynısı da var ya onun. Siyahı. Tamam, anladım. Geldim. Ne yapıyorsun diyor. He, komşumuz. Ama adam da maşallah yani. Çok. Diyor ki ne?
Kahvaltı boşalttınız mı? Yok dedim, daha bir şeyler var. İyi diyor, ben su almaya gidiyorum orada. İyi dedim ki. Komşumuz dediğimiz Alman. Hatta yabancı. Yabancı bu, Alman. Aynen, değil Alman o. Değil, yabancı. Artık düşün, ben kaçıyorum, o üstüme geliyor ya. Bugün kısa konuştu ama. Bugün İlknur, Ömer, ben gittim. Ama hoşuma giden ne biliyor musun? Kızı gördü beni. Ya diyor, sen diyor babamı gördün mü diyor. Çok tutuyorsun onu diyor, konuşuyorsun. Bırak diyor, işimiz gücümüz var. Ben mi dedim tutuyor? Hangi tutan onlar? Allah'ını seviyorsan dedim ya. Ama konuşmayı kızı seviyor. Kızı kendisi çok konuşuyor ya. Aynen. Yok ya, iyi ama, iyi insanlar. Evet, komşularımız çok iyiler. Allah razı olsun onlardan. Bizim burada mesela çevremizde her ülkeden var. Memleket diyecektim. Var. Var, çok var. Var. Mesela? Mesela? Yugoslav yok değil mi? Yok. Yugoslav değil, Sırp. İşte sen söyle onu. Hırvat. Afgan. Türk. Portekiz, İspanyol, İtalyan. Hep var. Aynen. Yunan. Oho, var çok da var canım. Çok var, evet. Multikulti. Bizim oturduğumuz yer evet, bayağı karışık. Alman. Türk yok ama. Var ya, nasıl Türk yok ya? Bir sürü Türk var burada. Şaka yaptım kız, 1 Mayıs şakası. Hay Allah'ım ya. Burada çok Türk var. Ta nerede var? Ha, Koreli var. Koreli? İspanyol var, Portekiz şu var. Yan... Kordorsun burada. Zenci var. Araplar var. Sen onlarla güzel anlaşıyorsun işte. Yani. Afganlı var. Ben de ben çok zor birisiyim. Biliyorum. Ben bir de şey, Başak Burcu olduğum için böyle çabuk ısınamıyorum kişilere, cidden. Başak Burcu olmak farklıdır. Değil mi İlknur? Hı. İlknur'la ben Başak, İlknur Hüseyin. Ben. Yani üçümüz Başak. Birbirinizi buldunuz. Evet, üçümüz aynı aydayız. Ben Burcu'ndan çok memnunum. Ben vallahi de çok memnunum. Söyleyeyim mi? İkizler Burcu'ndan daha iyi. 8. ayı hiç sevmiyorum. 8'li 9. ayı. Hepimiz çünkü peş peşe doğduk. Ya o 8. 9. ayı bir giriyor, beni infilaz ettiriyorsunuz ya. Değil mi? Önce ben doğuyorum. Önce benim doğum günüm. Yaş günleri peş peşe, ne o ya? Evet. İkişer hafta arayla yaş günü olur mu ya? Evet, 8. ayın 30'u Zafer Bayramı, İlknur'un doğum günü. 9. ayın 11'i benim. 11 Eylül. Efte Zeptemba. Evet. 9. ayın 18'i de Hüseyin. Yani bir ayın içerisinde 3 tane doğum günü kutluyoruz. Bayağı da ağır geçiyor. En güzel yaş günü gene benim. Ömer'in ki? 30 Şubat ben doğdum. 30 Şubat mı? Hayır. Evet. 30 Şubat'ta 30 doğdum. 30 Şubat yok ki. 30 Şubat yok ki. Niye? 28-29 var. Tamam, ben 30 Şubat'ta doğdum. Şark ya. 4 yılda bir oluyor. Neyse, şakayı bırakın da bu sene Türkiye'ye de gidemiyoruz ya. Niye? Nasıl? Acaba gider miyiz? Bunu merak ediyorum. Bilmiyorum, bu hastalık. Sen aşın oldun mu gidersin? Çekip. İbo tamam da şu an bile nasıl? Herkes evlerde. Dışarı çıkma yasağı var. 6. ayda çıkarsın, gidersin. Ben şimdi diyelim ki Türkiye'ye gittim. Son gözükmeye bakayım. Hayır, korkma kızım. Otur. Korkma. Şimdi diyelim biz Türkiye'ye gittik. Mesela ben İlknur'la gitmeyi düşünüyordum. 4. ayda. Gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum kızım. Ben de. Ama olmuyor işte. Şimdi herkes karantina diyecektim. Yani ne? Sokağa çıkma yasağı var. Her yer kapalı. Biz gittiğimizi düşün. Her yer açılır. Burada ama da bize yasak değilmiş. Kızım de ama bak şimdi sen demiştin ya bana. Tamam da her yer kapalı gene sana ne faydası olacak? Tamam, bize yasak değil. Hadi biz yurt dışından geliyoruz, turist gibi diyelim. Gittik, geziyoruz, yani dolaşıyoruz. Türk vatandaşıysan, Türk kimliğin varsa yasak. Var. Çok şükür. Evet. Benim de var. Yani. Yok, senin Almansın. O zaman Alman vatandaşı olursun sen. Asso! Kimden alalım? Çifte vatandaşısın. O ayrı konu da. Kimin Türk kimliği varsa Türkiye'de kanuna uyuyorsun. Bende ikisi de var. Tamam.
Ama şey işte ne diyecektim? Diyelim ki gittik İlknur. Herkes evlerde, mağazalar, AVM'ler her yer, yiyecek yerleri her yer kapalı. Zaten... Burada öyle. Ha ora habora o zaman otur evinde. Aynen. Yani onu anlatmak istiyorum. Burada gene saat 9'a kadar dışarı çıkıyorsun. Nenin mezarına gideriz. Yani nenin kabrine gideriz. Evet. Tabii ki gideriz. Veda ederiz orada. Ya da ziyaret. Ziyaret veda değil. Zirası. Yanlış. Olsun. Ya orası doğru da yok anneciğim ya. Giderseniz 6. 7. ayda. İşte açılırsak. İşte bunun da izni yok. O zaman ne zaman izin varsa o zaman gidersin. Eylül'de. Eylül'de gidersin. Eylül 9. ay mı oluyor? Ya. Hı? Sonunda. Ha, sonunda gidersin sen de. Ben de 10. ayda gidecektim bir de bak. Ben 4 sene oluyor gitmiyorum izine. Siz bir oturun kenarda. Siz yine nerede gittiniz geçen sene. İlknur en son 2018 senesinde hesapla. Gittim. 2018, 2019, 20, 21. 4. seneye giriyorum. 3 sene bitti. Tabii. İlknur döverim seni. Başak Burcu olmak çok zor bir şey. Evet 4. Evet, seneye evet. Giriyorum. Olacak. Evet. Tabi bir sene var önünde. Ondan sonra 4 sene olacaktı. Ay Allah'ım ya. Şakayı makayı bırak da. Bıraktım. Cidden gitseydik ama işte aynen, olmadı. Insan... Hayırlısı olsun ya. Moralde bozukluğu oluyor burada bence. Psikolojik ne biraz. Evet illaki bir değişiklik istiyor insan. Vallahi insan ne yapacağını şaşırıyor. Saçlarını yoruyor tek tek. İş de olmasa cidden. Değil mi? Elhamdülillah. Yedim kızım ben de sağ ol. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Çileklere günah oldu içinde. Niye? Neden? Çileklerini yedik. Şaka diyorum kız. Ben bir bayağı güzel oldu. Babası kim? Ben şu meyveleri çok seviyorum. Ben de bu çiftleri. Ben de bunun yapraklarını... Bunları videomda gösterdim size arkadaşlar. İsminin ne olduğunu bilmiyorum demiştim alışveriş videomda. İbo'ya sordum. Ne? Altın çilekmiş. Hı-hı. Türkiye'de ismi. Buradaki ismi ne? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hı-hı. Kutuda yazıyordu. C yazıyordu İbo. Neydi kız? İlknur bunun ismi. Liçis öbürleriydi. Liçis. Nein, liçis öbürleri dışı sert gibi. Olan gibi olandı. Liçis. O şey işte böyle dışı tiken böyle. Şimdi kaç kişi bağırıyor biliyor musun oradan? Ben ismini söylüyorum. Evet. Bilmiyorum. Onu biz o zamanlar okulda da çok tartışıyorduk. İsmini bilmiyorum. Ben biliyorum da unutuyorum. Aklıma şey, gelir ama. Bugün amcaya yazsana bir kısım. Ne yazayım? Benim aklıma gelir. Ha, altın çilek yaz Almancası. Allah Allah. Altın çilek. Aha, şimdi çeyrek altın çıkar. Aynen. Hadi bakalım ne çıkacak ismi. Golden Erdbeer. Golden Erdbeer mi? Ya. Al Erdbeer. Altın çilek. Tamam doğru. Aa o kim bu? Kim o? Bilmem. Güzelis. Kapstschalbeeren. Ben. Kapst. Tut bakayım yanına benziyor mu sana? Aynen ben. Ha burada şey yazıyor. Füsalis. Aynen ben. Şu resim çok güzel. Bakayım. Biraz yaklaştır. Hı hı. Değil mi? Evet. İbo'nun bebeklik resimleri. Aynen. Herhausen die Beine. Ay boğazımda kaldı. Benim de boğazımda kalıyor. Sonra mideme iniyor. Şu meyvenin suyu kaldı boğazımda. Oo. Bulamadın mı Almancasını? Füsalis diyor.
Olabilir. Ya da eğer ştahı beğe mi ne bir şey dedin? Ben golden'e elbeğe dedim ya. Nein. Dalga mı geçtin onunla? Valla çıktı. Nein. Nein. Bu fıkrası şey sorsana bilmece. Ben sorayım İlknur. Hadi sana bilmece sorayım. Sor. Çocuklar. Ömer. Biz biz idik. 32 kardeş idik. Ezildik, büzüldük. Bir sıraya dizildik. Domino. Nein. Ciddi misin sen? Nein. Bir şey dedim işte. Neymiş ne? Bilmiyor musun? Soru neydi? Soru neydi? Sordum ya. Biz biz idik. 32 kardeş idik. Ezildik, büzüldük. Bir sıraya dizildik. Meyve. Sence Ömer? Sen İbo? Ben biliyorum. Söyle. İbo bilmez mi? Ağrıdı dişim. Diş. Aa. İbo hani senin bir sorun var diye bir videoda. Bakalım takipçilerimiz hatırlayacak mı? Parmak mı? Ha, baş parmak. Baş değil, ufak parmak. Ha, o nasıldı o soru? Ayaktaki ufak parmak ne yarar diye sorduydum. Ufak parmak. Hı-hı. Yani eldeki serçe parmak, ayaktaki de küçük parmak. Aynen. Hı-hı. Neye yarar diye sorduydum. Evet. Neye yararmış? Mobilyalara vurmaya mı? Mobilyaları hissetmek için. Direkt onu vuruyorsun değil mi? Tabii. Bir de hanam diyorsun hemen. Ama çok pis acıyor ya. Ya. Bir sürü pasta kaldı kızım. Bastalar, bastalar. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Başım bir tuhaf. Tansiyonun mu acaba? Yemek yemiyorsun ya, su falan içiyorsun. Tavliydi, tansiyon biraz çıkar. Evet. Sanki böyle. Ya günün yorgunluğu da var biliyor musun? Günün yorgunluğu, oruç, susuzluk falan da var. Hadi açlık değil de insan su arıyor. Gerçi burada havalar sıcak da değil bu. Havalar güzel. Rahat mısın su yönünde? Su aramıyorum canım, ne yalan söyleyeyim. Sen İlknur? Ya. Su arıyorsun değil mi? Benim migrenim var ya. Ondan yana arıyorum. Ben yani su ihtiyaç duyuyorum. Sen Ömer? Ne ya? Ömer değil. Yemek değil de çünkü iş yerinde de yemek yiyor. Hani alışıyorum yemek yememeye. Ama suya çok ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani. Allah mesela kabul şimdi etsin. Kadar tas su içmedim. Ben de 2 bardak su içtim o kadar. Şey sofrada. Ya? Sen niye bana su dökmüyorsun kız içi? Başım dönüyor. Kahve içme istiyorsan. Canım, yok şey kahve için tansiyonu çıkar bari. Tansiyonu su istedi baba. Tamam. Çıkıyor mu? Ben gideyim. Nereye? Şöyle bir dolaşıp geleceğim. Yani git gel. Yasak değil ya. Dolaşmak yasak değil. Ben gidip bir bakayım. Ama arabayla gezmek yasak. Nereye gideceksin? Seni herkes tanıyor orada. Bakacağım yatağım yerinde duruyor mu diye. Kontrol edeceğim. Neyse arkadaşlar, biz de videomuzu kapatalım burada. Niye böyle yaptım ben? Masayı direkt çektim. Kusura bakmayın. Çünkü çocukların çoğu gözükmek istemediği için ben de böyle bir şey düşündüm. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni bakabilirler. Tamamdır o zaman. Şöyle bakayım. Benim de saçım açık. Ay ay ay. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz be. Şimdi anlat. Aynen. Şimdi inşallah şimdi nereden çıktı ya? Ne anlatayım, hadi sen söyle, kapatalım mı? Allah rahatlık versin. Cümlesine. Arkadaşlar inşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle videolarımızın devamını istiyorsanız yorumlara bırakın. Ama artık devamı gelir mi bilmiyorum. Niye? Böyle bir video istiyorsan sen o zaman iki göbek atacaksın.
Eğer ki hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda inşallah. İnşallah görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.